Bugün 28 Haziran 2016 Salı. Olay Ana Haber başlıyor. Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dış politika cephesi dün olduğu gibi bugün de son derece hareketliydi. İsrail'le imzalar atılırken Rusya krizinde gözler yarına çevrildi. Hiçbir dayatmayı asla kabul etmedik, etmeyiz. İsrail'le anlaşma imzalandı. Ankara-Moskova hattında gözler yarına çevrildi. İlişkilerimizi süratle normalleştireceğimize inanıyorum. Erdoğan ve Putin yarın telefonda görüşecek. Birazdan olay ana haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupla Ankara-Moskova ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildi. Mektubu doğru yönde ciddi bir adım olarak niteleyen Kremlin, iki liderin yarın bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kaynakları mektupta resmi bir özür ifadesi yer almadığını belirtirken, Başbakan Binali Yıldırım da düşürülen savaş uçağıyla ilgili bir tazminatın söz konusu olmadığını söyledi. Zamanın akışı bazen olağanüstü gelişmeleri de gündeme getirebiliyor. Her iki ülke halkı için hayırlı uğurlu olsun. Ankara ile Moskova arasındaki sürpriz yakınlaşma ilk meyvesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Başkanı Vladimir Putin aylar sonra ilk kez doğrudan görüşecek. Her iki lider arasında bir süreden beri devam eden karşılıklı yazışmalar Türkiye ve Rusya arasındaki buzların çözülmesini sağlamış gözüküyor. Erdoğan'ın düşürülen savaş uçağıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdiği mektupla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı doğru yönde atılmış ciddi bir adım değerlendirmesi yaparken Kremlin iki liderin çarşamba günü telefonda görüşeceklerini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre Putin Türkiye saatiyle 12'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gönderdiği mektup nedeniyle teşekkür edecek. Yani kriz istisna, normalleşme esastır. Rusya Federasyonu ile son dönemde karşılıklı atılan adımlar da bizim normalleşme kararlılığımızın bir başka göstergesidir. Mektupta yer alan ifadelerle ilgili tartışmalar da sürüyor. Rus medyası Erdoğan'ın Rusça af dilerim anlamına gelen izvinitye kelimesini kullandığını öne sürerken Cumhurbaşkanlığı kaynakları özür ifadesinin yer almadığını bildirdi. Mektupta ölen pilotun ailesine hitaben üzüntü ve taziyelerin iletilerek kusura bakmasınlar denildiğini vurgulayan kaynaklar, iletilen üzüntünün devlete değil aileye yönelik olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları aileye tazminat verilmesine yönelik bir ifadenin de mektupta kesinlikle yer almadığının altını çizdi. Başbakan Binali Yıldırım da grup toplantısı çıkışı gazetecilerin soruları üzerine herhangi bir tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece üzüntülerimizi bildirdik, acılarını paylaştık. Öldürülen pilotun sorumlusu addedilen kişi hakkında da gerekli hukuki çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştiren mutabakat metni de bugün imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsrail adına da Dışişleri Genel Sekreteri Dor Gold imza koydu. Gelinen noktadan memnun olduklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, Gazze'de çile sona erecek diye konuştu. Bu mutabakat kolay olmadı. Bugün imzalar atıldı. Türkiye ile İsrail arasında 3 yıldır devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşma resmiyet kazandı. Gelinen bu noktadan tabiatıyla memnunuz. Kanayan bir yara durmuş, süre gelen bir sorun çözüme kavuşturulmuştur. Mutabakat saat 11'de eş zamanlı olarak imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Ankara'da, İsrail Dışişleri Genel Sekreteri Dor Gold ise Tel Aviv'de imza attı. İki ülkenin onayının ardından Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak olan anlaşma daha sonra meclise gönderilecek. Mutabakat metninin meclis tarafından onaylanmasının ardından ilk olarak karşılıklı büyükelçiler atanacak. Kulislerde Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın dış politika başdanışmanı Kemal Ökem'in adı konuşuluyor.
Anlaşma kapsamında İsrail Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için 20 milyon dolar tutarında tazminat ödeyecek. Nihayet uzun ve yorucu görüşmeler sonucu varılan mutabakatla Türkiye öncülüğünde artık Filistinli kardeşlerimiz nefes alacak, Gazze'deki çile sona erecek. Hükümetse anlaşma için onay beklemeden Gazze'ye yönelik yardımlara başlıyor. 10 bin ton üzerinde insani yardımı Gazze'ye ulaştırmış olacağız. Kaba inşaatı biten 200 yataklı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni de süratle tamamlayıp yaraları saracağız. TOKİ başladığı konut projelerini süratle tamamlayacak. İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra iki ülke ilişkileri kopmuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 2013 yılının Mart ayında Mavi Marmara saldırısı nedeniyle özür dilemiş, Türkiye'nin özrü kabul etmesinin ardından iki ülke heyetleri arasında görüşmeler başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'le varılan mutabakat ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupla ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin iki ülkenin de yararına olacağını söyleyen Erdoğan, yaşanan hadiseden duyduğumuz üzüntüyü ifade ettim diye konuştu. İsrail'le varılan anlaşmada da Türkiye'nin tüm şartlarının kabul edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, hiçbir dayatmayı asla kabul etmeyiz ifadelerini kullandı. Gönderdiğim mektupla vardığımız mutabakatın her iki ülkenin de hayrına olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupla ilgili ilk kez konuştu. İlişkilerimizi süratle normalleştireceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki iftarda konuşan Erdoğan, mektupta yer alan ifadelere açıklık getirdi. Sayın Putin'e gönderdiğim mektupla kendisine hem yaşanan hadiseden duyduğumuz üzüntüyü ifade ettim, hem de geniş bir alanda yapabileceğimiz bölgesel işbirliği imkanlarını hatırlattım. İsrail'le 3 yıldır devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşma da Erdoğan'ın gündemindeydi. İsrail'le ilişkilerin düzeltilebilmesi için 3 şartın yerine gelmesi gerekir dedim. Bunun birincisi, İsrail bu eyleminden dolayı Türkiye'den resmen özür dilemelidir demiştim. İsrail Başbakanı bu özrü şahsen bana ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin tüm şartlarının yerine getirildiğini söyledi. İkinci şartımız, İsrail'in Mavi Marmara'da şehit edilen masumların ailelerine tazminat ödemesiydi. Bu şartta 20 milyon dolar olarak rakamın kesinleştirilmesiyle yerine getirilmiş oldu. Üçüncü şartımız abluka veya ambargo, bunun kaldırılmasıydı. Erdoğan, Türkiye'den gönderilecek ilk yardımın bayramdan önce Gazze'ye ulaşacağını belirtti. Gıda, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçlara kadar her alanda Gazze'ye Türkiye aracılığıyla yardım ulaştırılabilecek. Bayram öncesi bir 14 bin tonluk Gazze'ye ulaştıracağız. Erdoğan, anlaşmaya yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Biz bugüne kadar ne Filistinlilerin hak ve hukukuna halel getirecek, ne de Mavi Marmara şehitlerinin ruhlarını muazzeb edecek hiçbir şartı, hiçbir dayatmayı asla kabul etmeyiz. İsrail ve Türkiye'nin ilişkileri normalleştirmesi Filistin'de farklı yankı buldu. Batı Şeria'daki Filistin hükümeti anlaşmaya temkinli yaklaşırken Hamas yönetiminden Türkiye'ye teşekkür geldi. İsrailliler ise Türkiye'ye tazminat ödenecek olmasına tepkili. Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakata Filistin yönetimi ile Hamas'tan ilk değerlendirme geldi. Filistin Başbakanı Riyad El-Maliki, sürecin Filistin hükümeti üzerinden yürümesini isterken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde bu talebi dile getirdiğini söyledi.
Anlaşmaya tepki gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü ise bu yaklaşım Gazze ve Batı Şeria arasındaki ayrışmayı derinleştirecektir ifadesini kullandı. Hamas yönetiminden yapılan açıklamada Filistin halkına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür edildi. Anlaşmanın Hamas'ın duruşunu değiştirmeyeceği kaydedilen açıklamada temel hedefimiz işgalin sonlandırılmasıdır denildi. Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ile İsrail'in aralarındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme yönünde mutabakata varmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise abluk altındaki Gazze'ye de gitti. Ablukayı kolektif cezalandırma olarak niteleyen Genel Sekreter, hem Gazze hem de Batı Şeria'ya uygulanan insani ve ekonomik ambargonun kaldırılmasını istedi. Türkiye ile varılan anlaşma İsrail halkını da ikiye böldü. Bu anlaşma bizi mutlu etti. Sonuçta çok eskilere dayanan bir ilişkimiz vardı. Şimdi yeniden dostuz. Bize saldıran teröristlere bir de para vereceğiz. Bu kabul edilemez. Rusya krizindeki yumuşama ve İsrail'le varılan anlaşma muhalefetin de ana gündemindeydi bugün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Kılıçdaroğlu, sen bu milletin onurunu ayaklar altına aldın diye konuştu. Aslan gibi kükrediler. Ben talimatı verdim. Rus uçağını düşürdük. Şimdi kedi gibi miyavlıyorlar. Acaba bizi nasıl affederler diye. Dış politikadaki baş döndüren gelişmeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Büyük lokma yutabilirsin ama büyük laf etmeyeceksin. Arkasında durmayacağın lafı edersen tükürdüğünü sana yalatırlar. İşte geldiğimiz nokta budur. CHP grubunda konuşan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Verdiği cevap, burada özür dilemesi gereken biz değiliz. Sonra bir baktık, Rusya'dan özür diliyorlar. Sen bu milletin onurunu ve gururunu ayaklar altına al. Kimsin sen ya özür dileyecek? Kimsin sen? Sen kusura bakma, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edemezsin. CHP lideri İsrail'le varılan mütabakata da tepki gösterdi. 20 milyon dolarlık tazminata karşılık İsrail'li askerler aleyhine açılmış bütün davalardan vazgeçeceksin. Ya bunun altına nasıl imza atarsınız? Ülkemizden yana mısınız? Yoksa İsrail'li askerlerden yana mısınız? Kılıçdaroğlu'na göre İsrail'in Türkiye'den özür dilediği açıklaması da tartışmalı bir konu. Sadece telefonla evet bir özür dilendi dendi ve orada kaldı. Ama kendisi kalkıp Putin'e mektup yazmasını biliyor. Ya senin 10 vatandaşın katledildi kardeşim. Özür dileyecekse sana resmi bir özür mektubu yazmalı ve devletin arşivine bu girmeli. İsrail'le varılan anlaşma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gönderdiği mektuba MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de tepki geldi. Bahçeli, İsrail'le anlaşmak için bunun neresi zafer diye sordu. Bu anlaşmanın neresi zaferdir? Hangi İsrail diz çökmüştür? Türkiye ile İsrail arasında varılan anlaşmaya MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. Cinayetlere seyirci kalınmayacaktı. Mavi Marmara gemisine saldırı savaş sebebiydi. Meğerse hükümet uzun süredir İsrail'le gizli gizli buluşup anlaşmanın yollarını arıyormuş da bizim haberimiz olmamıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup göndermesini de stratejik bir hata olarak niteledi. Rus uçağının düşürülmesinden dolayı üzüntü duyduğunu açıklamıştır. Sayın Erdoğan'ın hamlesi karşılıksız kalırsa Türkiye tek taraflı boyun eğmiş olacaktır. MHP'nin 10 Temmuz'daki seçimli olağanüstü kurultayına yargıdan vize çıkmadı. Yüksek Seçim Kurulu Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun 10 Temmuz'da seçimli olağanüstü kurultay toplanamayacağına ilişkin kararına yapılan itirazları reddetti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile açılan iptal davasını gerekçe göstererek tüzük değişikliklerini tescillemedi. MHP'de hem muhaliflerin hem de genel merkezin 10 Temmuz'da yapmayı planladığı seçimli olağanüstü kurultay yargı engeline takıldı. Hukuken 10 Temmuz'da genel başkan ve genel merkez organlarının seçiminin gerçekleşmesi şu aşama ve tablo karşısında mümkün değildir.
Grup toplantısının ardından soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultay için yargı kararlarını bekleyeceklerini söyledi. Eğer yasal yönden kurultayımızın yapılmasına engel teşkil etmiyorsa, davullu zurnalı, bayram gibi bir kurultayı arena kapalı spor salonunda yapacağız. Yok eğer buna müsaade edilmiyor, kurultay yapılamaz deniyorsa 18 Mart 2018 tarihinde 12. olağan kongremiz yapılacaktır. Bir gazetecinin 19 yıldır genel başkansınız, delegelerin değişim talebinin karşılanması gerekmez mi sorusu Bahçeli'yi kızdırdı. Milletin değişim talebini basın olarak siz niye karşılamıyorsunuz? Çöreklenmiş 30 yıldır zehir saçan basın mensupları var. MHP'nin beklediği haber ise akşam saatlerinde geldi. Gündemde var. Bugün saat 16'da görüşeceğiz ama onlardan bir üyeyim ben de başkan olarak. Ne çıkacak ben de merak ediyorum. Bakacağız. Yüksek Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun 10 Temmuz'da seçimli olağanüstü kurultay toplanamayacağına ilişkin kararına yapılan itirazları görüşmek için toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Çankaya Seçim Kurulu'nun olağanüstü kurultaya ilişkin kararına yapılan itirazların reddedildiği belirtildi. Yargıdan bir şok da muhaliflere geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, muhalifler tarafından gerçekleştirilen 6. Olağanüstü Büyük Kongre'deki tüzük değişikliklerini tescillemedi. Kongrede yapılan değişiklikler MHP tüzüğüne işlenmesi için Divan Kurulu tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Başsavcılık incelemenin kongrenin iptali hakkında açılan davanın kesinleşmesinden sonra yapılmasına karar verdi. Türkiye'de yürekler Diyarbakır'dan gelen saldırı haberiyle yandı bu kez. Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının hedef alındığı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis 7 kişi de yaralandı. Şehit acısı bu kez Elazığ'a düştü. Teröristler Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde polise bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Geriden geri. Sabah saat 10 sıralarında zırhlı polis aracı 27 Mayıs Mahallesi Ergani Caddesi'nden geçerken park halindeki bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamanın şiddetiyle yolda geniş bir çukur oluştu. Elektrik direkleri devrildi, çevredeki binalar hasar gördü. İnfilak eden aracın parçaları metrelerce uzağa fırladı. Yüksek miydi patlamanın sesi? Bayağı yüksek. Sizin camlar kırıldı değil mi? Bütün camlar kırıldı. Patlama sonrası çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken yaralanan 6 sivil ambulanslarla Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz oturuyorduk böyle hiçbir şey görmedim. Baktım bir şey üstünde bom patladı. Hep gitti. Hep, bir şey yoktur. Yıkıldı bir şey yok. Yaralanan iki polisi hava ambulansıyla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden durumu ağır olan 25 yaşındaki Mustafa Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Güvenlik güçleri patlama sonrası ilçeyi giriş çıkışlara kapatırken hava destekli operasyon başlatıldı. Şehidin ateşi ise Elazığ'daki baba ocağına düştü. Baba Muhlis ve anne Cemile Yıldırım acı haberle yıkılırken iki kardeşi olan şehidin ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Bekar ve 4 yıllık polis memuru olduğu belirtilen şehit Yıldırım, çarşamba günü Elazığ'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Diyarbakır'da büyük operasyon devam ediyor. Dicle merkezli operasyon örgütün finans kaynaklarını hedef alan güvenlik güçleri 3,5 ton esrar ele geçirdi. Diyarbakır'da Dicle merkezli büyük operasyon devam ediyor. Operasyonda bugüne kadar toplam 20 milyon 273 bin kök Hint kenevri ile piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan yaklaşık 3,5 ton esrar ele geçirildi. Güvenlik güçleri teröristlerce kırsal alanda saklanmış 11 ton da amonyum nitrat buldu. Operasyonda araziye tuzaklanan 35 el yapımı patlayıcı düzeni imha edilirken biri Suriye uyruklu 4 terörist yakalandı. Asayiş uygulamalarının da sürdüğü bölgede haklarında arama kararı bulunan 103 kişi gözaltına alınırken bunlardan 11'i tutuklandı. Hakkari'de de kırsaldan kent merkezine giden iki terörist güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Şendinli ilçesinde ise Şapatan Karakolu'yla Kaymakamlık Çeşmesi arasındaki bölgeye patlayıcı tuzaklamaya çalışan bir terörist, patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü. Türk savaş uçakları Kuzey Irak'a yeni bir hava harekatı daha düzenledi.
Pazartesi günü Kandil'de teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak ve barınaklardan oluşan 7 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Suriye sınırında yine hareketli saatler yaşandı. Türkiye'ye ateş hazırlığında olduğu tespit edilen 35 IŞİD hedefi karadan ve havadan vuruldu. Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD'e ait unsurların Türkiye'ye ateş hazırlığında olduğu belirlendi. Terör örgütüne ait silah mevzileri, Katyuşa ve Havan silahlarından oluşan 35 hedef, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar atışları ve koalisyon uçaklarının 9 hava harekatıyla vuruldu. Harekatta en az 19 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi. 2 savunma mevzisi ve üzerinde silah monteli bir araç da imha edildi. Bu arada Suriye'den atılan 2 top mermisi Hatay'ın Yayladağ ilçesi kırsalına düştü. Angajman kuralları gereği saldırıya misliyle karşılık verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kez daha terör alarmı verildi. 50 kişinin hayatını kaybettiği Orlando katliamını üstlenen IŞİD bir video yayınlayarak saldırılar için 2 yeni hedef gösterdi. Terör örgütü IŞİD sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoyla Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etti. IŞİD yayınladığı videoda 50 kişinin öldüğü Orlando saldırısına övgü dolu sözler sarf ederken Las Vegas ve San Francisco'ya da saldırılar yapılmasını istedi. Hafta sonu LGBT'yi onur kutlamalarının yapılacağı San Francisco ve Las Vegas'ın hedef alınması gerektiği kaydedilen videoda Müslümanlar, ayağa kalkın ve kafirleri kendi evlerinde öldürün denildi. IŞİD, San Francisco şehrinin en önemli simgelerinden biri olan Golden Gate Köprüsü'nün görüntülerine de videoda yer verdi. Tehdit istihbarat birimlerince ciddiye alınırken, iki kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Washington'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat konusunda daha önce yaptığı dikkatli olun uyarısını yineledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Amerikan vatandaşlarının terör örgütlerinin hedefi olduğu belirtilerek bu örgütlerin Avrupa'da alışveriş yerlerini, sivil havacılığı, ulaştırma sistemlerini, spor organizasyonlarını ve halka açık toplantıları hedef aldığı hatırlatıldı. Amerikan vatandaşlarından Türkiye'deki seyahatleri sırasında dikkatli olmaları istenen açıklamada, turistlerin yerli ve yabancı terör grupları tarafından açıkça hedef alındığı belirtildi. Açıklamada Amerikalı kamu görevlilerinin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'a yapacağı seyahatlerle ilgili kısıtlamaların da devam ettiği bildirildi. Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği gar saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı. 10 tutuklu 36 sanıklı iddianamede bazı sanıklar hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında sanıklar için 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim 2015'te tren garı önünde düzenlenen çifte intihar saldırısı ile ilgili iddianameyi tamamladı. 10 tutuklu 36 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. IŞİD terör örgütüne üye 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen saldırı ile ilgili iddianamede, 36 sanıktan 14'ü patlamadan sorumlu tutulurken, diğer 22 sanık terör örgütü üyeliğiyle suçlandı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla yaralanan toplam 493 kişi de iddianamede mağdur olarak yer aldı. Bazı sanıklar için anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve 100 kişiyi öldürmek suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları istendi. Sanıklar hakkındaki 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs, terör faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından da toplam 7631 yıldan 11750 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık bazı şüpheliler için de silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Bursa'da 27 Nisan'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili iddianame de tamamlandı.
Savcılık, tutuklu yargılanan 6 sanık için toplam 1824 yıl hapis cezası istedi. Bursa'da Ulu Cami'nin batı kapısında 27 Nisan'da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili iddianame tamamlandı. 6 tutuklu sanık için toplam 1824 yıl hapis isteniyor. Saldırganın öldüğü, 13 kişinin yaralandığı intihar saldırısı ile ilgili soruşturmada tutuklanan Emine ve Tuğba Kızıl, Ümmü Gülsüm Meşe, Mithat Tunç, Zekiye Zorka ve İsa Casım için istenen cezalar belli oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanıkların her biri için terör örgütüne üye olmak suçundan 7, yardım ve yataklıktan 15, yaralanan 13 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 260 ve hasar gören 11 iş yeri için 22'şer yıl olmak üzere toplam 304'er yıl hapis cezası isteniyor. Haklarında toplam 1824 yıl hapis talep edilen 6 sanığın yargılamaları Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Saldırıdan birkaç gün önce geldiği Bursa'da yaptığı keşif ve temasları, kameralar tarafından da tespit edilen canlı bomba Esat Çari'nin cenazesi Iğdır'da defnedilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parlamenter sistemin Türkiye'ye patinaj yaptırdığını söyledi. Bu patinajı aşmamız lazım diyen Erdoğan, istikrarın bozulmaması için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savundu. İşte bizler yıllardır parlamenter demokrasiyle geldiğimiz yer belli. Şimdi patinajdayız. Bu patinajı aşmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bir grup esnaf ve vatandaşı iftarda ağırladı. Erdoğan'ın gündeminde başkanlık tartışması vardı. Halk, kendi başkanını seçiyor olmakla birlikte yine seçimle gelen bir hükümetin de bulunması ister istemez iki başlılık endişesini beraberinde getiriyor. Bugün dünyanın en ileri ülkelerine bakın, başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Niye? Çift başlılık olmaz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle fiili bir durum oluştuğunu belirtti. Ama bu fiili bir durumdur. Anayasaya aykırı hiçbir fiilimiz, hiçbir eylemimiz söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı istikrarın bozulmaması için bu duruma resmiyet kazandırılması gerektiğini söyledi. Başbakanımız ve bakanlarımız da yakın mesai içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarın farklı anlayışlarda bir cumhurbaşkanı ve hükümetin iş başına gelmesi durumunda herhalde işler bu kadar kolay yürümeyecektir. Erdoğan terörle mücadelede gelinen son noktayı da açıkladı. Yok bilmem Güneydoğu'yu şöyle yapacağız, burayı böyle yapacağız. Geç o işleri, geç. Bak şu ana kadar 700 kadar şehit verdik. Ama 8000'e yakın da teröristi etkisiz hale getirdik. Erdoğan paralel yapıyla mücadelede de önemli adımlar atıldığını söyledi. Himmetmiş, şuymuş, buymuş vesaire. Bu millete ihanet eden bunun hesabını verecek. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Artık muhtar ve müftü resmi nikah kıyabilecek. Açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Binali Yıldırım, esnaf ve çiftçilere de bayram müjdesi verdi. 18 Mart'ta yapılan Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde 33 nolu mali ve bütçesel hükümler faslı Avrupa Hollanda dönem başkanlığı dolmadan ayın 30'unda müzakereye açılacaktır. Bunun kararı verilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Vize muafiyeti ile ilgili tartışmalar sürerken Türkiye ile Avrupa Birliği mali ve bütçesel hükümlerin müzakeresine başlıyor. Bu faslın açılmasıyla birlikte Avrupa Birliği yolundaki çalışmalar daha da ivmelenecek, daha da hızlanmış olacaktır. AK Parti grubunda konuşan Başbakan, İçişleri ve Vatandaşlık Hizmetleri'ne ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştürülen köylerin muhtarlarına da evlendirme yetkisi veriyoruz. Ayrıca İl ve ilçe müftüleri de resmi nikahları kıyabilecek. Bundan böyle evlilik işlemleri evden halledilecek,
ad soyad değişikliğinde mahkeme kararına gerek kalmayacak. Evlenme, ölüm gibi nüfus olayları için artık nüfus müdürlüklerine gitmeye ihtiyaç kalmayacak. Soyadınızı beğenmiyorsunuz. Mahkeme kararına lüzum yok, değiştirebileceksiniz. Düzenlemeyle 5000 polis de artık sahaya dönecek. Pasaport ve ehliyet işlemi artık bundan böyle nüfus idarelerinden yapılacak. Polisten alınıyor, nüfus idarelerine veriliyor. Başbakan'dan esnaf ve çiftçiye de bayram müjdesi geldi. Esnaf ve sanatkarlarımızın borçlarının gecikmiş faizlerini tamamen siliyoruz. Geri kalan borçlarını da yeniden yapılandırıyoruz. Çiftçilerimizin ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satmak isterlerse ürün bedellerinin tamamını bayramdan önce peşin alabilecekler. 184 ova tarımsal sit alanı ilan edilirken Türkiye yurt dışından da toprak kiralayacak. Devletler ve uluslararası şirketler dünyada 200 milyon hektar tarım alanını değişik ülkelerde ya kiraladı ya satın aldı. O mesele vizyon meselesi. Konu vizyon olunca ana muhalefetin genel başkanının bu durumu anlamaması mazur görülebilir. Paralel yapı operasyonları da sürüyor. İstanbul merkezli 4 ilde gözaltına alınan 28 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paralel devlet yapılanmasına himmet adı altında finansman desteği sağladıkları iddiasıyla aralarında TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in de bulunduğu çoğunluğu iş adamından oluşan 51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış. İstanbul, Kayseri, Konya ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 28 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili olarak Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma izni verildi. Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikisi tutuklu 16 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada ocağın denetlenmesini yapan Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. Mütalaasını açıklayan savcı, hakkında yakalama kararı bulunan daimi nezaretçi maden mühendisi Yavuz Özsoy'un hükmen tutuklanmasını istedi. Müşteki avukatları da 5 Mayıs'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de tekrar tutuklanmasını talep etti. Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra boğazı kesilmiş olarak bulunan 17 yaşındaki Cansel Bağlı cinayeti çözüldü. Vahşi cinayeti Cansel'in mezarı başında tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunan sevgilisinin işlediği ortaya çıktı. Manisa'da kaybolduktan 3 gün sonra boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 17 yaşındaki Cansel Bağlı cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Babası ve ağabeyi katil zanlısı olarak tutuklanan genç kızı sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı. Cansel'in toprağa verilmesinin ardından mezarı başında tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki zanlı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden getirildiği Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'nda özel ekip tarafından sorgulandı. Cansel Bağlı'yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden zanlıya cesedin bulunduğu yerde keşif yaptırıldı. Buradan aşağı geçtik. 19 yaşındaki zanlı telefonunda başka erkeklere ait fotoğrafları görmesinin ardından tartışma yaşadığı Cansel'i bıçakladığını, ardından da boğazını kestiğini itiraf etti. Zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İzmir'deki cinsel istismar davasının ikinci duruşmasından tutuklama kararı çıktı. Menderes ilçesinde 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli müdür tutuklandı.
İki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine porno film izlettiği ve istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan emekli müdür, bir yıl aranın ardından İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Çok sayıda kadın platformu, sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle CHP milletvekilleri de duruşmayı izledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden 66 yaşındaki sanık, mahkeme heyetinin oy çokluğuyla verdiği kararla tutuklandı. Menderes ilçesindeki ilkokulda yaşanan olay, 17 Mayıs 2014'te okul öncesi öğretmeni Saadet Özkan'ın jandarmaya ihbar telefonuyla ortaya çıkmıştı. 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürü olarak görev yapan, evli ve iki çocuk babası zanlı tutuklanmış. Geçen yıl 15 Ekim'de görülen ilk duruşmada ise somut delil olmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. Bursa'nın Yahşi Bey mahallesinde akşam saatlerinde iki metruk binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alevler 20 itfaiye erinin çalışması sonucu söndürülürken mahalle sakinleri tinercilerden dert yandı. Bursa'da akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Osman Gazi ilçesine bağlı Yahşi Bey mahallesinde bulunan iki metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken bazı mahalle sakinleri de hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşların topluca söndürme çalışmalarını izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Söndürme çalışmaları sürerken yanan binaların yanındaki kulübeye yuva yapan yavru kedi ve annesi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken mahalle sakinleri tinercilerden dert yandı. Tinercilerin işi. Gençler kaldı. Biz her zaman telefon ediyorduk. Polis kimsesinden gelemedi. Ondan sonra çıkarıyor onları dışarı. Tekrar gene geliyorlar. Bursa'da 78 yaşındaki Alzheimer hastası Davut Yılmaz pazar gününden bu yana kayıp. Ekipler son olarak eşkelde görülen yaşlı adamı arıyor. Bursa'da arama kurtarma ekipleri iki gündür kayıp olan 78 yaşındaki Alzheimer hastası için seferber oldu. Pazar günü saat 15.30 sıralarında Eşkel'deki evinden ayrılan Alzheimer hastası Davut Yılmaz'dan iki gündür haber alınamıyor. Evde babamın olmadığını fark ettik. Eşim evdeydi aslında ama nasıl olduysa çıkmış gitmiş, kapıyı falan kapatmamış. Kapıyı kapatsa zaten sesinden eşim uyanacaktı. İki çocuk babası Yılmaz'ı arayan jandarma arama kurtarma ekibiyle Umke ve Afat yaşlı adamın izine rastlayamadı. 78 yaşındaki Yılmaz'ın en son görüldüğü yer Eşker otobüs durağı olarak belirlendi. Babasının Mudanya ve Bursa istikametlerine gidebileceğini belirten Ali Şahin Yılmaz'a gelecek iyi haberleri bekliyor. Dün bugün bayağı bir geniş kapsamlı aramaya devam ediyorlar. Arama kurtarma olsun, şey olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik Meydan Projesi'nde sona yaklaşıyor. Proje kapsamında inşa edilen Yeni Çarşı Camisi ibadete açıldı. Sadece Kumsar sahiline yaptığımız yatırım 2 trilyon lirayı geçti. Ve çok daha vizyoner projelerimiz onayda. Büyükşehir Belediyesi Bursa sahilleriyle kıyı ilçelerine yatırımlarını sürdürüyor. Sahillerimiz baştan başa ele alınıyor. Bir yan Narlı'dan başlayarak, Kumla'dan gelerek Gemlik Meydanı'ndan, buradan Gemsaz'dan, Kumsaz'dan, Kurşunlu'ya kadar tüm sahillerimiz düzenleniyor. Gemlik'te eski belediye binasının bulunduğu alana yapılan Yeni Çarşı Cami ibadeti açıldı. Gemlik Meydan Projesi ile birlikte gerçekten Gemlik'in çevresini değiştirecek ve Gemlik'e büyük prestij katacak güzel bir kentsel tasarım projesi. Gemlik'te düzenlenen iftara katılan Başkan Recep Altepe, ilçe meydanının denizle buluşacağını söyledi. Şimdi yeni camimiz de yapıldı eski belediye binasına. Yakında bu cami de yıkılacak, meydan büyümeye devam edecek. Daha sonra Gemlik merkezi denizle buluşacak. İHH Gemlik temsilciliğinin Suriye Türkmenlerine gönderdiği yardım tırı da iftarın ardından yola çıktı. Temennimiz Suriye'deki kardeşlerimizin bayram yapabilmeleri.
İnşallah bayrama kadar savaşlar biter. Bursa'nın Gürsu Ovası'nda şeftali ve nektarin hasadı tatsız başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle rekolte neredeyse %50 azalırken çiftçiyi asıl pazar sıkıntısı düşündürüyor. İhracat yapamayan üretici iç pazarda da fiyatların beklentilerin altında kalmasıyla çareyi malını soğuk hava depolarında bekletmekte buldu. Bu sene dolu, don, bir sürü doğal afetlerle beraber aslında süreç sıkıntılı başladı. Çiçek dönemindeyken çok aşırı derecede soğuk havalar oldu. Bu da çok etkiledi. Bursa'nın meyve deposu Gürsu Ovası'nda şeftali ve nektarin hasadı sürüyor ancak çiftçinin tadı yok. %50 gibi bir rekolte kaybı var zaten. Evet. Gürsu bölgesinde nektarin ve şeftali toplamı 25 bin ton civarında. Şu anda en iyi ihtimalle belki biraz meyve iri olacağı için tabii seyrek olduğu zaman işte 15 bin tonlarda kalır diye düşünüyoruz. Tek sorun hava şartlarına bağlı azalan rekolte değil. Fiyatlar da beklentilerin çok altında. Dalda 1,5-2 lira gibi beklenen veya satışları olan ama şu anda toplandıktan sonra 1 lira civarında bir satılan bir ürün maalesef. Dış piyasaya zaten bir ihracatımız yok. Şu anda sıkıntılar var. İç piyasada da pazar bulmakta zorlanıyoruz. Hallerde sıkıntılar var. Çiftçi ihracat kelimesini ise zaten unuttu. Şu anda İlman'ın ihracat için soran, ürün var mı diyen yok ve toplanan çoğu bahçelerden de ürün depoya giriyor. Bayramdan sonra belki biraz daha fiyatlar yükselir diye. İhracat yok, iç pazarda daralma var. Çiftçi fiyatlar belki artar ümidiyle topladığı ürünlerini soğuk hava depolarında bekletiyor. Hem ihracat konusunda hem iç piyasa konusunda mecburen soğuk hava depolarında malımızı bekletmeyi ve iyi bir pazar bulmayı bekliyoruz. Üretici Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine olumlu bakıyor. Çünkü Rusya krizi sadece ihracatı değil, çiftçinin en çok satış yaptığı bölgelerden Antalya pazarını da vurmuş durumda. Komşularımıza iyi olmamız ticari anlamda da, kendi güvenliğimiz anlamında da her şey için bizce iyidir. Şu anda Antalya bölgesine ürün gitmesi gerekiyor. Otel boş olduğu için oraya ürün gitmiyor. Hani doyarlı yoldan ihracatının yanında bu da bir etken. Ve terör olayları. Güneydoğu'daki terör olayları bizim tamamen Güneydoğu'da kapattı. Günde bitir gönderilen ürün şu anda 15 günde bitir veya bir kamyona düştü. Şeftali üreticisi bayramdan sonra fiyatların artmasını ve pazar sıkıntısının aşılmasını bekliyor. Bursa'da karne töreninde Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan öğrenciler disiplinlik oldu. 3 öğrenciden yazılı ifadesi istendi. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 3 genç kız. Karne töreninde Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudukları için haklarında disiplin soruşturması başlatıldı. Okul yönetimi tarafından sözlü ifadeleri alınarak disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin bu kez yazılı olarak savunma vermeleri istendi. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Çocuğumu çekiyorum yani. Ramazan ayıyla birlikte kan bağışı oranı yarı yarıya azaldı. Geçen yılın aksine bu yıl Ramazan'da 6000 ünite stokla giren Kızılay, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi bayramın ardından bağışların artmasını bekliyor. Ortalama 250-300 civarı alıyoruz günde. Ramazan'da bu 95 ile 110 arası değişiyor. Ramazan ayında Bursa'da kan bağışı ciddi oranda düştü. Ramazan ayında kan bağışlarımız yaklaşık %50 civarında düşmektedir. Bu da tabii iftarın çok geç olması, havaların çok sıcak olmasından dolayı gerçekleşmektedir. Yeterli stoğunuz olmazsa düşünün ki ne kadar zorluk çekebileceğimizi ihtiyacı karşılamak için. Aşırı sıcak ve oruçlu geçirilen uzun saatler bağış oranlarını aşağı çekti. Öğleden sonraları oruç çıkışlarını zaten almak istemiyoruz. Çünkü kan vermemeleri için sebep değil tabii ki oruç olmak. İftardan sonra verebilirler. Çünkü Fomara Meydanımızda ve Merinos Park'ta 12'ye 1'e kadar akşamları kan almaktayız. Geçen yıl Ramazan öncesi stoklarda ciddi sorun yaşayan Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi bu yıl tedarikli.
Geçen sene evet stokumuz çok düşüktü. Bu yıl 6000 ünite stokla girdiğimiz için biz de çok rahatız. Halkımız da rahat. Sıfır negatiflerde biraz sıkıntımız olacak gibi duruyor son günlerde. Onu da hastanelerimizin, insanlarımızın yardımıyla açacağımızı düşünüyoruz. Kızılay yöneticileri bağışların artması için bayram sonrasını bekliyor. Ramazan'dan sonra bağışlarımız yani 300 lira bulmasa da yine 200 lira geçeriz diye tahmin ediyoruz. Daha fazla ekip yapıyoruz. İnegöl'e, ilçelerimize de yayıyoruz. Meydanlarımıza biraz işte Zafer Meydanı'na da çıkıyoruz. 3-4-5 ekiple bu açığı kapatıyoruz. Sıcak etkilese de kapatmaya çalışıyoruz. Son haberimizde efendim olay ana haberi burada noktalıyoruz. Birazdan kısa bir süre sonra spordaki gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.